Bir YouTuber arkadaşım bana editör aradığını söyledi. Zaten benim çevremdeki neredeyse tüm YouTuberlar bugün anlatacağım şeyi yapacak bir editör arıyorlar. Ben de cevap olarak kanka ben bunun nasıl yapıldığını anlatayım. Millet öğrensin, YouTuberlara mesaj atıp örneklerini yollasınlar dedim. Şimdi başlıyoruz. Hepsini ben mi çözeceğim lan? Onları da bırakıyorum. Gençler halletsin. Aslında çok fazla YouTuber arkadaşım bu şekilde editör arıyorlar. Bugün Kerem yazdı. Dedim kanka videondan kesit alınmış örnekler at bana. Aslında tonla YouTuber'ın istediği bir şey bu yani. Yüzlerce yayınlanmış videoları var. İşlerinden kesit alınıp dikey halinde paylaşılıp tekrardan etkileşim yapacak videolar gerekiyor. Size özel video çekmeleri gerekmiyor. Dilediğin zaman dilediğin videodan içerik çıkarman bekleniyor. Ama bunun belli teknikleri taktikleri var. Öyle dümdüz videoyu kesmek biçmek de olmaz kardeşim. Tüm detayları da uzun videoyu dikey içeriklere dönüştüreceğiz. Eğer 15.000 like gelirse yine bu şekilde bir YouTuber'ın uzun videosunun montajını aynı şekilde çekip sizlere o kişinin editörü yapacak kadar bilgi vereceğim kardeşim. Güzel seri olacak. 15.000 like yaptıysanız şimdi ilk videomuzu açalım. Şimdi bana mesaj atan kişi Kerem. Şimdi Kerem Kekmundo ismiyle böyle dünyayı geziyor. Böyle bir gezgin ve bu şekilde içerikler üretiyor. Özel shorts videoları çekmiyor belki. Ama abi adamın her videosu 30 dakika falan yani 27-26 dakika 32 dakika ve içerisinde tonla anısı var. Aslında dikey içerik olarak paylaşılacak çokça şey var. Siz zaten Instagram'da böyle kaydırdığınızda görürsünüz. Bir videolardan kesit alınmış, bir podcast'ten kesit alınmış, bir canlı yayından kesit alınmış. Yani aslında biz böyle şeyleri daha çok izliyoruz. Vurucu noktaları izlemiş oluyoruz yani bir fragman gibi. Şimdi burada sadece Kekmundo bir örnek kanka. Burada asıl istediğim şey şu. Yapacağım şeyi iyi anlarsan gidip işini Kekmundo'ya at demiyorum yani. Bütün YouTuber'lara kendini gösterebilirsin. Çünkü bugün yapacağım şeyi aslında çoğu YouTuber istiyor ve sen bunu yapabilirsin kardeşim. Şimdi siz bu adamın mesela bir videosuna girdiğinizde 25 dakikada işte bir 5-10 tane shorts videosu çıkarırsanız harika olur. İlla 1 dakikalık olacak diye bir şey yok. 10 saniyelik çok komik bir bölümü güzel bir shorts haline getirebilirsiniz teknikleriyle beraber. Şimdi ben buradan popüler diyeceğim. Popüler videolarda zaten muhtemelen bunların içinden yeteri kadar kesit almıştır. Yani shorts'a gidelim bakalım. Popüler dediğimizde mesela Hindistan'dan bir kesit alınmış. Otobüse bindim. Yine herkes bana bakıyor. Baksana yani neye bakıyorsunuz ben anlamıyorum. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Herkes sizin suratınıza bakıyor ve dönüp dönüp bakıyorlar yani. Çok. Bak aslında çok güzel bir girişi var. İşte alt yazısı var, kesitler, jump cut dediğimiz böyle konuşma boşlukları kesilmiş. Yani güzel bir shorts videosu. İzlersin yani keşfetle önüne denk gelse ki zaten baktığımızda videoda 8 milyon izlenmiş. Yani yapmak istediğimiz şey temelinde bu. Ama biraz daha farklı teknikler göstereceğim. Biz popüler diyoruz. Buradan bir tane mesela Hindistan videosu çektik. Hindistan'da dilenciler beni çıldırtacaktı. Demek ki dilencilerle alakalı vurucu bir yer var. Ben burada biraz kolaya kaçacağım. Yani videoyu izlesem bence içinden bir 5 tane, 8 tane shorts çıkarırım kanka. Ama bütün videoyu izlemekten ziyade şu an videoda olduğum için en vurucu noktalara gideceğim. İki tane videonun vurucu noktası var. Bakalım. Dondurmacı abim. Oğlum köpeğe salak çocuk köpeğe vurdu ya. Ha şimdi bak buranın vurucu olmasının sebebi köpeğe vurulmuş. Ne kadar görünüyor mesela. Dondurmacı abim. Oğlum köpeğe. Şurada bir çocuk var sanırım köpeğe tekme atıyor. Dondurmacı abim. Oğlum köpeğe. Yani görünmüyor maalesef çok anlayamadım açıkçası. Orada mesela zoom falan olsaydı anlardım. O yüzden burada shorts olabilir bu arada. Yani Hindistan'da biri köpeğe vuruyor da işte çok izlenmez bence. Diğer vurucu bölüme geçelim. Şu abiler işte bana diyor ki bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı tamam mı? Ben de kızları sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor 1500 rupi diyor. Alan pezevenk bir tanesi satayım bana. Hayat kadınları gösteriyor ya. Bak süper. Diyor ki 1500. 1500 de ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Çok güzel bak muazzam bir shorts videosu çıkarırız bundan indirelim. Şimdi Premiere Pro'yu açıyoruz. Premiere Pro'yu zaten size öğrettim kardeşim. Daha yeni 2024'üne dair bir video çektim. Oradan gidip izleyip hızlıca öğrenebilirsiniz. Burada da sadece shorts videosu hazırlayacağız ama zaten hali hazırda olan bir video üzerinden ilerleyeceğiz. Buradan File New Proje diyelim. Kekmundo Shorts yazdık. Buradan kendi şablonum var ama hiç yapmayacağım. Direkt sıfırdan açalım. Create diyelim. Şimdi burada workspace'i seçebilirsiniz. Yani çalışma alanınızı ayarlayabilirsiniz. Burada farklı farklı yerler var. Ben vertical'da çalışacağım. Çünkü biz bir shorts videosu hazırlayacağız. Hemen geliyorum. Burada projenin içerisine bir tane sekans açıyorum. Videomuz 60 FPS olduğu için bence biz de 60 FPS yapalım. Frame size'ımız, çerçeve boyutumuz da 1080'e 1920 olsun. Yani 9'a 16 bir proje açıyoruz kardeşim. Bütün ayarlarımız tamam. Aşağısında da sequence name diyor. Kekmundo Shorts. Videoyu çektim, projeme bıraktım. Şimdi videomu da çekip
projemin içerisinde bıraktım. Keep existing settings demeniz lazım. Çünkü change derseniz projemizin yaptığımız ayarları tamamen değiştirir. Keep dedik, koru dedik. Tamam, güzel. Şimdi o bölüme gidiyoruz. Tamam, burada başlıyor. Q'ya basıp videonun öncesini sileceğim. Sonra bittiği yerde de... Pahalı lan 1500. Tamam, süper. W'ya bastım ve sildim. Toplam 29 saniyelik bir görüntümüz var. Şimdi shorts dediğimiz şey sadece bu kesme biçmeden ibaret bir şey değildir. Bunun belli başlı teknikleri var. Şimdi ilk önce bir shorts videosunun tutması için ilk 2 saniyesinin, ilk 3 saniyesinin etkileyici olması lazım. Yani biz burada Kerem'in sadece düz sokakta yürüdüğü bir şey koysak insanlar geçerdi. Dikkatini çekmezdi. İlk saniyesinde belki vurucu bir şey yapılabilir. Eğer ilk saniyesinde bir şey söylenmiyorsa 11 Labs gibi, Google Translate gibi bir şeye o cümle söyletilebilir. Yani bunu da yapacağız video içerisinde. Mesela diyeceğiz ki hayat kadını satmaya çalıştı falan. Hani böyle bir şey söyleteceğiz. Bunu da videonun girişine koyacağız. Sonra video başlayacak. Mesela böyle bir şey de yapılabilir. Ama önemli olan videoyu gereksiz uzatmamak ve ilk 2-3 saniyesinin etkileyici olması. Bu çok önemli kanka. Bir shorts videosunun tutması için bir şey söylenmeli. Bir atraksiyonla videoya girmesi lazım ve bir olay örgüsü olması lazım. Yani video başladı, bir konu anlattı. O konuyu anlattığında video bitmeli. Az önceki shorts'ta ne oluyordu? Otobüsteki kişiler bu adama bakıyor. Aa, bana bakıyorlar diyor. İnsanların baktığını gösteriyor. En sonunda da diyor ki ya bana bakıyorlar, lanet olsun diyor ve bitiyor. Video bitti yani. Bu olay örgüsü, giriş, gelişme, sonuç. Sonucu da aldıktan sonra videoyu bitir. Artık daha fazla uzatman demek insanların bu videodan sıkılması demek. Bak şimdi biz videomuzu kendimiz kestik. Bak bu şekilde tek bir yerde çekildiği için. Ama dilersen şöyle bir şey yapabilirsin. Videoyu attın. Mesela böyle bir video kestin. Bak bunu kestin. Birinci sahne. Öyle ikinci bir sahne. Şey. Ayakkabıları oraya koydum. Sonra bak değişiyor. Bak sahneler değişiyor. Biz bunları tek tek çerçeveye oturtmaya çalışacağız ya, videoları tek tek kesmeye gerek yok. Bak şu tuş çok önemli. Sağa tıkladın, buradan Scene Edit Direction yaptın. Scene Edit Direction yaptığında diyor ki apply a cut each detected cut point. Yani diyor ki her değiştiği yerde bir tane cut point ekle dedik. Eklettik ve bak videoyu böldü. Bak diyor ki buradan buraya sahne değişiyor diyor. Bak burada sahne değişti diyor. Değişelim. Bak orada kat attı hemen. Bak gördün mü, orada sahne değişti ve burada da değişecek. Hop. Yani ben bu videonun Kerem'i biraz sağda olarak gördüğüm için burada mesela daha böyle sola alabilirim. Burada ayrı ayrı ayarlar yapıyorum. Yani scene edit detection özel bir olay. Bir de bunu kestin. Tek tek çerçeveye oturtmak yerine gelirsin. Efektten her şeyi seçtikten sonra reframe yazarsın. Auto reframe diye bir efekt vardır. Çekip attığında auto reframe efekti sağ altta çalışmaya başlar. Analyze for auto reframe diye. Yani burada aslında bak gördün mü, Kerem'i sağa doğru oturtturdu bak. Kapatıyorum. Görüyor musun? Aslında videonun odak noktasında kendi bulup çerçeveliyor bak. Mesela burada kapatayım auto reframe'i. Bak böyle. Bak sağa doğru zoomlamış. Çünkü solda bir şey yok abi. Solda bir tane hurç var. Hurç mu artık ne bilmiyorum. Bak sağa doğru getirdi. Burada da aynı şekilde bak. Olay sol tarafta değil. Olay eliyle kilidi tuttuğu yer ya. Oraya zoom yaptı. Gördün mü? Tamamen dikeye çevirdi yani. Bu yüzden auto reframe ve scene cut detection harika. Zaten biz burada auto reframe'i kullanabiliriz. Tıkladık, attık auto reframe'i. Hemen Kerem'in bak yüzünü ortaladı. Muazzam. Tek tek sahneyi böyle çerçeveye oturtmaya da gerek yok. Videonun girişini belirlemek var. Geliyoruz. Şu abiler işte... Şu abiler işte mi? Yoksa... Bana diyor ki... Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı. Bana böyle kızlarının fotoğrafını göstermeye başladı. Bence daha etkileyici bir giriş. Bana daha etkileyici geldi. Ama şu abiler de mesela sonradan görünebilir. Şu abiler işte... C ile bastım. Şu abiler işte dursun elimizde. İşte bana diyor ki... Bana diyor ki bence gereksiz. Bu söylenmese de olur. Yaptı. Boğazını temizledi. Orayı da sildim. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı. Tamam. Tekrar cut point attım. Zaten bunları nasıl yaptığımı Premiere Pro videolarında görmüşsünüzdür. Yani kısa yollar abi. Normalde biz ne yaparız? Burada C tuşumuz vardır. C tuşuyla cut atarız. Ama istersen keyboard shortcuts'ta benim gibi add edit to all tracks'e 1'i atayabilirsin. Bak 1. Add edit to all tracks. Yani bu da bütün imlecinle durduğun yere 1 ile kesik atar. 1'e basarsın orayı keser yani. Hani hızlı edit yapmak için bu kısa yolları öğrenmekte fayda var. Göstermeye başla, tamam mı? Ben de hızları sandım. Tamam, buradaki boşluğu da Q'ya basıp sileceğim. Bak. Yavaşça, tamam mı? Ben de kızları sandım. 15 tane gösterdi. Buradaki boşluğu da duymak istemiyorum en azından. Q'ya bastım. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor. 1500 rupi diyor. Bana diyor ki one shot diyor. Güzel. Orada aslında güzel bir giriş var ama yine sileceğim. Daha böyle akıcı olsun. 1500 rupi diyor. Güzel.
Adam pezevenk bir tanesi satayım bana. Güzel. 500'e ne kadar? Bak buraya bir edit yapılabilir. Düşünüyor ya, orada mesela komik bir montaj yapılabilir. Bu ama opsiyoneldir kardeşim ya. Komik montaj opsiyonel. Yani orada aslında yapabilirsin. Yapmasan da olur. Tamamen aslında edit diliyle alakalı bir şey bu. Yine de gönlünüz olsun diye ben oraya küçük bir böyle düşünme efekti koyarım. 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Ya bu da aslında çok afiş bir şey olmuş ama. Şimdi burada diyor ki 1500 diyor. A tuşuna basıp buradan sonrakileri bir sağa çektim. V tuşuna basılıyken de normal bunu buraya çektim. Ve A tuşuna bastım, bütün hepsini buraya çektim. Ve yine buradaki boşluğu da sil geç. Şimdi bak bir buraya koyalım bakalım nasıl oluyor. Bunları gösteriyor ya. Şu abiler işte. Diyor gibi meydin. Hah güzel bak. Bunları gösteriyor ya. Şu abiler işte. Diyor gibi meydin. Burada bir sahne değişiyor. Sadece o sahnenin değişimi biraz gözümü yordu açıkçası. Şimdi burada bir tane link selection var kanka. Bu da şuna yarıyor bak. Sesi seçtiğimde videoyu da seçiyor. Ben diyorum ki sadece videoyu düzenleyeceğim için sen bunu bir aç böyle. Ben sadece videonun sağ tarafını sileyim. Buraya gelsin. Bak şimdi daha iyi oldu. Yani videonun yerini değiştirdim. Zaten yüz görünmediği için bir kayma falan da olmadı. Şu abiler işte. Diyor gibi 1500'de ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Şimdi biz burada dediğim gibi mesela birinci seçeneğimiz şu. Girişe bir yazı yazmak. Bu Reels'ta var yani. Hani bana hayat kadını satmaya çalıştılar gibi bir şey. Sadece yazılıp geçirebilir. İnsanların okumasını bekleyebilirsin. Ama biz sizin gönlünüz olsun diye bu arada bir dublaj yapalım. Eleven Labs'ten de yapabiliriz bu arada. Google'a normal metin okuma yazınca Naraket diye bir şey çıktı. Buradan seslendir dedik. Yani ücretsiz olarak bunu yaptım. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Ücretsiz diye bu geldi. Yoksa ben Eleven Labs'ı daha çok seviyorum. Yine de para vermeyin efendim. Buradan Murat'ı seçtiğinizde her zaman duyduğunuz ses çıkacak kardeşim. Seslendir. Direkt indirdim ya. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Hah. Bunu projeye attıktan sonra çek videonun başına koy. Tamam. Videolarını sol tarafa çek abi. Güzel. Şimdi sesin önü ve arkası boş değil mi? Böyle kırp ya sesi. Kırp kanka. En başa yerleştir. Okey. Güzel oldu. Sonra A'ya bas. Her şeyi bunun sonuna getir. Bak. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göster. Güzel oldu aslında. Şimdi videoyu dondurmak istiyorum orada. İstersem şunu yapabilirim. Normal link selection kapalı olduğu için sesi bırakıp sadece videoyu çekiyorum. Bak. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını Bunu yapabilirsin. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de şu. Her videoda tutacak seçenek budur yani. Bu videoyu alt tuşuna basılı tutarak üstte bir tane kopyaladın, tamam mı? Buna sağ tıklayıp Add Frame Hold tuşuna basarsan orayı dondurur. O kareyi. Bak artık o kare dondu. Gördün mü? Okey. Bunu da başa getir. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle... Gördün mü? En garantisi budur kanka. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başla, tamam mı? Şimdi videomu biraz renklendirsem çok iyi olur. Lumetri Color var. Lumetri Color sizde yoksa Windows'dan Lumetri Color'dan açabileceğinizi biliyorsunuz. Zaten kanka tekrar tekrar anlatmayayım. Gerçekten çok fazla anlattım. Premiere Pro hakkında çok video çektim. O yüzden biraz bir tık böyle şeyleri hızlı geçmem gerekiyor. Yani Premiere'i öğrenin. Lumetri Color'da normal Kekmundo videosunun üzerine renk yapabilirim. Ama bu renk sadece bu katmana uygulanır. Daha güzeli var. Source diye bir şey var ya, kaynak. O kaynağa geçip renk yaparsanız videonun kendi içerisine o rengi uygular. Tek tek bu katmanlarda tek tek gezmene gerek kalmaz. Ne yapacağım? Saturasyonu biraz artıracağım. Okey. Belki temperature'ı biraz daha böyle sola çekebilirim. Tintiyle de böyle. Tint güzel aslında. Çok da renkli oynamayacağım. Sadece kontrastı biraz böyle artıracağım. Exposure'ı bir tık açacağım. Hatta bunu böyle %100 yaparsak görürsünüz bak. Kontrast, exposure, exposure pozlama demek. Pozlamayı açtım. Highlight'ları bir tık, yüksek ışıkları açtım. Shadow'lar da yani normal kendilerine kalsın. Tamam. Creative'de sharpen diye bir efekt var. Bu sharpen'ı biraz açmak istiyorum. Çünkü yapay da olsa bir keskinlik efekti atmakta fayda var. Videonun kalitesini biraz daha artırmış oluruz. Curves var. Curves'te de şurada mavi var mesela. Mavi tişörtümüzü sadece renklendirmek istersek. Saturasyonuna bak, mavi tişörtü sadece renklendirebiliriz. Okey. Yani günün sonunda FX'e basıp kapatıp açtığımda bak bu şekilde bir sahne görüyorsun. Gördün mü? Şimdi dönelim. Bak böyle. Yani büyük bir değişim görüyorsun renk olarak. Sahnemize döndüğümüzde de bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başla, tamam mı? Şimdi size yazıyla, altyazıyla alakalı çok kral taktikler vereceğim kardeşim. Bu da güzel bir altyazı videosu kesti olsun. Yine size daha detaylı da anlatırım bir altyazı videosunda. Şimdi yukarıdan Windows'dan
Text bölümünü açın. Text bölümü bende açık zaten. Text bölümü zaten burada açık. Buradan create new caption track. Yani bir altyazı katmanı oluştur dedik. Okey dedik. Şimdi altyazı katmanı oluşturduğumuzda bir subtitle geldi. Şimdi ne diyor? Artıya bastım, bir tane caption. Caption burayla bura arasında olsun. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Uzatalım bunu. C'ye bastım, kestim. Bana böyle... Shorts videosu olduğu için böyle iki kelime, üç kelime de bir değişirse daha dinamik olur. Bana böyle diyelim. Bana böyle. Kızların fotoğrafını göstermeye başladı. Fotoğrafını. Kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Göstermeye başladı. Tamam mı diyelim. Göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları sandım. 1500 rupi diyor. Adam pezevenk bir tanesi satayım. Şimdi burada minik bir küfür var. Bu küfür normalde YouTube için çok önemli değildir. Yani ben affınıza sığınarak söylüyorum. Pezevenk dersen bir şey olmaz YouTube'da. Ama Instagram böyle şeyleri biraz taktığı söyleniyor. O yüzden böyle bir tane yıldız bıraktık. Böyle yazdık. Yani işimizi garantiye alma anlamında. Adam pezevenk bir tanesi. Anasını satayım da bir argo olduğu için burada bir küfür yok. Bana hayat kadınları gösteriyor ya dedim. Şu abiler işte. Şu abiler işte diyelim. Diyor ki 1500 ne? Diyor ki 1500. Hah, pahalı lan 1500 dedik. Okey, altyazımız tamam. Şimdi burada çok güzel bir teknik göstereceğim. Şimdi bu altyazıları normal yazdıktan sonra Essentials Graphics'e gelip Edit'e tıklıyorsunuz. Bak burada her şeyi seçebilirsiniz. Burada sevdiğimiz bazı fontlar var. Mesela ne var? Montserrat bizim normal kullandığımız altyazılarda sevdiğimiz bir fonttur efendim. Bak bu fontu severiz. Bolt'u güzeldir. Bebas Noi Pro. Bak bu font güzeldir. Bu tarz şeyler için kullanılabilir. Unisense Heavy, Bolt bunlar güzeldir bak. Unisense Heavy güzeldir yani. Komik hafif de tatlış fontlardır. Bu yüzden Unisense kullanalım. Böyle bir tık farklı olsun hadi. Hep Montserrat'la Bebas kullanıyorum. Unisense'i ortaya koydum. Zone olarak, bölge olarak. Bunu biraz aşağı çekeceğim. Okey. Şimdi burada benim önerdiğim şey şu. Yazının rengi beyaz falan olsun ama background diye bir özellik var. Bu background'ı açın. Background'ı siyah yapın. Okey midir? Bak arkada bir tane siyah katman oldu. Sonra genişliğini açtığınızda bak etrafı genişliyor. Okey. Sonra da etrafını round yapıyorsunuz. Yani yuvarlak yaptınız. Ya bu etrafı biraz fazla geniş oldu. Böyle yaptık. Bak arka planı çok tatlı oldu. Bunu %100 yaparsanız böyle ama biraz hafif. Bu şekilde oldu. Şimdi bakıyoruz. Hepsini değiştirdi, gördün mü? Bu arada burada track style diye bir şey vardır. Buraya create style dediğinizde bütün stili bir altyazı katmanı olarak ayarlıyor. Siz başka yazılar yazdığınızda tek tıkla oradan seçip preset, ön ayar olarak kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik, yeni geldi. Yerini de ayarladık abi. Stroke ayarlayabilirsiniz. Stroke'u da ayarlarsanız siyah falan işte hafif gri yapmakta fayda var. Böyle etrafını daha okunaklı olması için 4 veya 2 punto, 1 punto yapabilirsiniz. Yani hani kapatıp açtığında çok hafif böyle bir arka plandan ayırıyor. Olmazsa olmaz değildir ama kötü de değil yani. Farenin şarjı bitti abi. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kız... Bu yazıyı bence alalım biz, yukarı koyalım ve sadece bu yazıyı büyütelim. Bak şöyle olsun. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Şimdi bizim aslında yazımız yukarıda olsa daha iyi olur ya. Çünkü sağ tarafta like olacak, altta herifin profili falan olacak. O yüzden biz bunu alalım böyle. Hepsini en iyisi biz yukarı çıkaralım. Hah. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları sandım. Kerem'in çektiği açıdan kaynaklı yazıyı biraz yukarı almak durumunda kaldık ama ben böyle bir şeyde yazının daha böyle altta olması taraftarım yani. Buradan böyle altta biraz daha. Benim videolarımdan da anlayabilirsiniz onu yıllarda. O yüzden hepsini seçtikten sonra biraz daha böyle altı almakta fayda var gibi geliyor bana. Ha. Alnın kapandı kanka, kusura bakma artık. Gönül koyma kardeşim. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Tam güzel. Tamam mı? Ben de kızları sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Şimdi biz ilk önce ne yapalım biliyor musun? Bunların hepsini, bütün hepsini alalım. Graphic and Titles'dan Upgrade Caption to Graphic yapalım. Bu ne demek biliyor musun? Bütün subtitle yani altyazı dosyalarını bir grafik dosyasına dönüştürdü. Bak artık bunlar birer grafik dosyası. Bu çok güzel bir şey. Neden? Artık bu grafik dosyalarıyla bir PNG'ymiş gibi, bir videoymuş gibi oynayabilirim. Yani ne yaparım? Yazı efekti atacağım ama bu yazı efektini bir kere yapayım, ömür boyu kullanayım istiyoruz. O yüzden preset hazırlayacağız. Geleceğiz efekte transform yazacağız. Transform yazdınız, üstüne attınız. Abi transform'da geliyorsun,
burada birkaç frame sonra, yani çok değil, 6 frame sonra scale'a bir tane nokta bıraktın 100. 2-3 tane geriye aldın, 3 tane geride 105 olsun. En başta da, yazının en başında da 80 olsun. Tamam mı? Bu ne oldu biliyor musun? Hop. Bak bir tane fırt çıktı böyle. Büyüdü, bir de geri 100'e düştü. Güzel bir böyle fırtlama efekti yaptı. Ama biz burada tiki kaldırırsak, use composition shutter angle diye bir tik var burada. Onu kapatırsak ve buraya 360 yazarsak artık bak bir efekt oldu bak. Bak fırt diye fırtlıyor mesela, hop. Ama bunu biraz daha belki uzatabilirmişiz be. Hah, şimdi ne oldu? Bana böyle. Böyle geliyor artık. Yazı biraz daha efektli geliyor. Çok güzel lan. Sonrasında son ikisini seçip sağ tıklayıp Bezier yapın kanka. Bu easy in easy out muhabbetini çok defa anlattım. Bunu sağ tıklıyoruz. Save preset. Cakemundo altyazı yazdım mesela. Şimdi efektlerde presetlere girdiğinde son hariç bütün yazılara Cakemundo altyazıyı çekip bıraktım bak. Sana gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor. Buradaki yazıları biraz yukarı alayım. Kopyalayayım. Son 5'e yapıştırayım. Ya, şu abiler işte. Diyor ki 1500'de ne kadar? 1500'de ne kadar ya? Hah tamam. Şimdi başlatıyorum. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor 1500 rupi diyor. Alan pezevenk bir tanesi satayım. Bana hayat kadınları gösteriyor ya. Şu abiler işte. Diyor ki 1500'de ne kadar? 1500'de ne kadar ya? Şimdi buraya bir geçiş efekti ekleyelim. Eklentimize geliyoruz. Spankrime Library içerisinde zaten animasyonlardan falan da kullanabiliriz ama biz geçiş efektinden mesela Film Burn geçiş efektini uygulayalım. Mesela rastgele hangisi daha böyle abartılı bir şey olmasın abi. Bu geçiş efektleri de güzel. Şu güzel. Şunu iki kere tıkladığımda hemen geçiş efektimizi uyguladı. Çalışıyorlar. Bana böyle. Hah süper. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Güzel. Şimdi bana böyle biraz scale olarak büyük olsun. Biraz büyük olsun. Bunları tabii ilk başta altyazıda da yapabilirdik. Burada hızlıca yapayım. Pezevenk bir tanesi satayım. Bana hayat kadınları gösteriyor ya. Şu abiler. Hızlı hızlı bunların boyutunu yerine düzelttim. 1500'de ne kadar? 1500'de ne kadar ya? Şimdi 1500 ne kadar yağ'ya bir şey ekleyelim. Siyah beyaz yapalım ilk önce. Bak Lumetri Color'a gelelim. Bu videoyu siyah beyaz yapalım. Ve bunu kendi içerisinde biraz scale'ını büyütelim. Scale ölçek demek, yakınlaştırdık. Ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan. Sonuna da loading diyelim mesela. Bir tane gif bulalım loading ama sticker. Şu güzel mesela. Gif'i çektim, attım. 1500 ne kadar ya, yukarı alıp gif'i de şuraya böyle kafasına sabitleyelim. Beyine gelmiş gibi olsun. Bunu da alta basıp uzatalım ki gif'imiz tam o esnada bitsin. Ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Pahalı lan 1500 de bence yakın olsun. Renkli olsun. Ama mesela biraz yakın olsun. Pahalı lan 1500'e G tuşuna basıp, gain tuşu çünkü sesi ayarlıyor G tuşu. Giresun'un G'si. 10 yazalım, 10 desibel artıralım sesi. Pahalı lan 1500. Sesi artırmış olduk. Lumetri Color'dan da biraz böyle pembeleştirelim bunu. Kırmızı böyle biraz daha kırmızı olsun. 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Pahalı lan 1500'ü de büyütelim. Yazı da büyük olsun. Ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Siyah beyaz olanı uzaklaştırdım. Diğeri yakın olsun. 1500'ü ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Böyle daha iyi bence yani. Daha iyi bir bitiriş oldu. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Girişi sadece öğrenin diye yaptım. Olmasa da olur. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları sandım. Şimdi bir de benim en sevdiğim şeylerden biri şu. İkinci sahneye geçtiğinde bunu biraz zoom yapmak istiyorum. Ben de. Aynı açıdan devam etmesin. Ben de. Ben de dediği yerde biraz daha yakın görelim. Scale artıralım. Pozisyonu biraz daha yukarı alalım böyle. Şöyle olsun. Göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları bak, sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bak daha iyi diyor ki one shot diyor 1500 rupi diyor. Adam. Adam pezevenkmiş dediği yerde mesela yakınlaşalım. 1500 rupi diyor. Adam pezevenk bir tanesi satayım. Bana hayat kadınları gösteriyor ya. Şu abiler işte. Şu abiler işte dediği yerde de bence adama yakınlaşmamızda fayda var. Ya. Şu abiler işte. Diyor ki 1500'de ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Ya biraz uzun gibi oldu ama anlattığım için. Aslında bunu yapmak istesem 5 dakikada yapacağım bir şey kanka. Yani çok bir zamanını alacak bir şey değil. Tek bir videodan böyle zaten patır kütür koyduğunda az önce anlattığım o auto reframe'ler falandır filandır o teknikleri de işlediğinde çok daha kolay.
olay. Videomuzu izleyelim, artık bitti. Bana hayat kadını satmaya çalışıyorlar. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı, tamam mı? Ben de kızları sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor 1500 rupi diyor. Adam pezevenk bir tanesi satayım. Bana hayat kadınları gösteriyor ya. Şu abiler işte. Diyor ki 1500 de ne kadar? 1500 ne kadar ya? Pahalı lan 1500. Yani daha da süslenebilir mi? Süslenebilir. Daha fazla efekt atılabilir mi? Atılabilir kanka. Ama önemli değil. Bizim burada yapmak istediğimiz şey adamın videosundan içerik çıkarabilmek. Şimdi bu video izlenir mi? Bence izlenir. Çünkü komik bir olay örgüsü var ve tam vurucu söylediği şey de aslında bence videonun en komik yeri en son saniyesi. Ben bu videoyu izleseydim Kerem'in profilinde bir random atardım altına. Çünkü en sonda verdiği tepki bana komik anı vurdu ve bitti. Bu şekilde içerikler hazırlamanın inceliklerini bilirseniz dediğim gibi tek bir videodan tek seferde oturduğunuz bilgisayarın başına pat 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 10 tane içerik çıkarırsınız. Ama girişi ve çıkışı güzel olacak şekilde. Bu da senin artık YouTuber'lara mesaj atma noktasına getirir. Ve yapabildiğini gösterdiğinde YouTuber'lar da sana video başı veya işte aylık çalışıyor. Nasıl çalışıyorsanız artık, keyfiniz nasıl istiyorsa o şekilde paranızı öder kardeşim. Ve YouTuber'larla beraber çalışmaya başlarsınız. Bu kadar. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olmayı unutmayın biraderlerim, bropalarım. Katıl abonelerim var. Katıl abonelerine özelde ne yapayım? Bu yaptığım yazı efekti var ya, yazı efektini preset haliyle vereyim. Belki altyazılarınızda kullanırsınız. Zaten kendim shorts videolarımda da o altyazı efektini kullanıyorum. Böyle fırlayarak geliyor ya yani. Onun presetini size vereyim. Katıl aboneleri indirir kullanır. En azından bir şey vermiş olalım. Adamlara hiçbir şey vermiyoruz. Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz biraderlerim. Spankram Library'de az önce geç efektini kullandık ama içerisinde 1500'den fazla animasyon olan hem Premiere Pro'da hem de After Effects'te kullanabileceğiniz türden bir eklenti paketidir. İki versiyonuna da ve ücretsiz hallerine de spankram.com'dan ulaşabilirsiniz. O da zaten aha dur bakayım. Hah şurada bulunuyor kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. We'll be right back.